Veri tabanında veri depolarken en çok karşılaştığımız durumlardan birisi veri tekrarı. Bu normalde veri tabanı tasarımları, best practice dediğimiz veri tabanı tasarımları tekrar etmemek üzere tasarlanır. Tasarlanmak için vardır aslında. Verinin tekrar etmemesi gerekir ama bazı durumlarda verinin tekrar etmesi zaten best practice'tir. Şöyle diyeyim. Mesela bir kullanıcı loglarının olduğu bir alan düşünün ki herhangi bir şey olabilir. Bu sadece basit bir örnek. Mesela kullanıcı loglarının olduğu bir alanda kullanıcının ID bilgisi kullanıcının her logu o tabloya eklendiğinde oraya eklenir. Bu best practice'e ters bir şey değildir. Bu sadece farklı bir örnektir. Ama bazı durumlarda biz elimizdeki verinin içerisinde tekrar eden kayıtları değil, sadece o tekrar eden kayıtlardan bir tanesini, içlerinden bir tanesini almak isteyebiliriz. Mesela kullanıcılar tablonuz var diyelim. Kullanıcılar tablosu içerisinde doğal olarak birden fazla Cihan isminde kayıt olabilir. Birisi benim adım soyadım olurken bir başkası tamamen farklı birisinin adı Cihan olabilir, soyadı başka bir şey olabilir. Böyle bir durumda ama şu isteniyor olabilir mesela. Kullanıcı isimlerini unique olarak listelemek. Yani 50 tane Cihan adında kullanıcı varsa bunlardan sadece bir tanesi istenebilir. Ali, Veli, Cihan vesaire vesaire gibi sadece isimler odağında bir sorgu yapılmak istenebilir. Bu durumda bizim tekile indirgeme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani tekrar eden kayıtları almamak gerekiyor. Biz buna veri tekilleştirme diyoruz ve bu çok basit bir işlem. Distinct ile yapıyoruz bunu. Bunun için oluşturduğum sorgu şu şekilde. Ben bunu kopyalıyorum ve editöre yapıştırıyorum şu şekilde. Ve bunları kullanacağız. Bu benim Chinook veri tabanında değil. Çünkü Chinook'ta tekrar eden çok fazla veri yok. O yüzden SampleDB diye yeni bir veri tabanı oluşturdum. Bunun nasıl yapıldığı önemli değil. Zaten örnek çok basit. Sadece bu örnek için bir veri tabanı oluşturdum ve buraya birkaç kayıt girdim. Bu kayıtlarımız şöyle. Bakın from programming langs programlama dillerini bu şekilde listeliyorum. Bakın Chinook'ta olmadığını bize bildiriyor. SampleDB'yi seçtim. Tekrar çalıştırdım. Bakın C++, Python, Java, C#, Go ve bir tane daha Go. İki tane Go kaydı var. Ben burada sadece programlama dillerini istiyorsam o zaman mesela iki tane Go'nun gelmesi doğru değil. Doğru bir algoritim olmaz. Ama burada basit bir ekleme yaparak bu sorunu çözebiliriz. Select distinct sonra da sütunun adı name olarak yani tekile indirgemek. Bakın az önce 6 kayıt vardı. Şimdi bunu çalıştırdıktan sonra tekrar bakın. Şimdi 2 tane Go değil tek bir Go var ve 5 tane toplamda kayıt var. Burada distinct'i bizim built-in function'larla birlikte de kullanabiliriz. Mesela count. Ben distinct ile count işlemi yapıp onun toplamını alabilirim. Bakın distinct ile yaptığım zaman toplamda 6 kayıt var diyor bize. Ve şu şekilde de baktığımızda ikisinde de bakın şöyle bakıyorum. İkisinde de bize 6 kayıt döndü. Bunun nedeni distinct'i bu şekilde kullanamayız burada. Çünkü count işlemi zaten hesaplandıktan sonra distinct'e geliyor ve burada mantık hatası olur. Bu şekilde bir distinct kullanımı count ile yapılamaz. Bu şekilde değil de şöyle yaparsak bakın distinct'i bu sefer count'un içerisinde tanımladım. Yani bunları filtrele, veriyi tekilleştir. Ondan sonra elde ettiğin veriyi count ile say dedim. Burada 5 gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane de alias tanımlayalım mesela. Result olsun. Hani daha önce incelediklerimizi de buraya dahil etmiş olalım. Bakın gördüğünüz gibi işlemimiz gayet başarılı.
Bu şekilde Distinct ile veriyi tekilleştirebilir ve raporlar ya da farklı ekranlarda sunabilirsiniz.